Der bulunsun, Roboski bir daha asla. Roboski'de 19 çocuk, 34 sivil insanımızın katledilişinden bugüne tam 107 ay geçti. Katliamın ardından geçen 3258. gündeyiz ve adalet hala sağlanabilmiş değil. 28 Aralık 2011 gecesi yalnızca geçimlerini sağlamak için sınır ticareti yapmaktan başka çareleri olmayan insanların üzerine bombalar yağdırıldı. Köylülerin sınır ticareti yaparak geçimlerini sağladıkları, orada bulunan tüm resmi kurumlar tarafından bilinmekte ve genel anlamda sorun teşkil etmemekteydi. Ancak tüm bunların biliniyor olmasına rağmen katliam gerçekleşmiştir. Katliamın ardından yaşananlar tam bir insanlık trajedisidir. Olay yerine sağlık ekiplerinin gitmesine izin verilmemiş, basın olayı duyurmak istememiş, aileler cenazelerini kendi imkanlarıyla katırlara ve römorklara yükleyerek taşımak zorunda kalmışlardır. Tüm bu yaşananlara rağmen adalet aramak için yola çıkan ailelerin önlerine defalarca engeller çıkarılmış ve iç hukuk yolu her seferinde tıkanmış, cezasızlıkla sonuçlanmıştır. Roboski katliamı için yapılan tüm hukuki mücadele ne yazık ki hiçbir fail ceza almadan sonuçlanmıştır. Anayasa Mahkemesi de dahil olmak üzere iç hukuk yollarını tüketen ailelerin hukuk mücadelesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla da büyük bir trajediye ve hukuk eziyetine dönüşmüştür. Türkiye'de yaşanan katliamların cezasızlıkla ödüllendirilmesi gibi bir garabet gelenek bulunmaktadır. Ancak gerçeklerin açığa çıkma gibi bir huyu vardır. Masum insanların katledilme gerçeği, olayların üstünün kapatılması ve cezasızlık ile sonuçlandırılması bu hakikati değiştirmeyecektir. Adalet bir gün mutlaka sağlanacaktır. Bunun için öncelikle yüzleşmeye ihtiyaç vardır. Ancak siyasi otoriteler bu yüzleşmeden kaçındıkça toplumsal olarak adalete erişim mümkün olmamaktadır. Roboski katliamı yasalar önünde yargılanmasa da toplum vicdanında yargılanmıştır. Daha yakın bir zamanda Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Levent Gök, Roboski katliamı ile ilgili İçişleri Bakanlığı bünyesinde mülkiye müfettişlerin olayı araştırmak üzere bir rapor hazırladığını dile getirerek, o raporda tespit edilen grubun terör örgütü yani vurulan kişilerin terör örgütü mensubu olduğuna dair spesifik bilgi bulunmamaktadır. Yine grubun kaçakçı olarak değerlendirilmemesinin hatalı olduğunu ve top atışlarına rağmen grubun sınıra doğru ilerlemesi bölücü terör örgütü tavrı değildir gibi çok önemli tespitleri içeren bir mülkiye müfettişleri raporu bakanlığa sunuldu. Şimdi bu rapor bir araştırma raporu, ön inceleme raporu. Bunun sonuç doğurması için sizin bu raporun bir soruşturma izni raporuna dönüşmesine onay vermeniz gerekiyor demiştir. Bu rapora göre dahi tekrar soruşturmaya dönüştürülmesi ve yeniden yargılama yapılarak faillerin ortaya çıkarılması gerekmektedir. 17 bin faili meçhulün olduğu bir ülkede, cumartesi annelerinin hak aramak, çocuklarının mezarına kavuşabilmek ve adalet talep etmek için toplandıkları Galatasaray Meydanı yasaklanmış, anneler ve insan hakları aktivistleri şiddet görmüş, gözaltına alınmışlardır. Yasal olarak teminat altına alınmış olan toplanma hakları ellerinden alındığı gibi haklarında davalar açılmıştır. Hak aramak bu ülkede suç olarak değerlendirilmekte ve cezalandırılmakta, ancak gerçek suçlular adeta ödüllendirilmektedirler. Roboski'ye adalet gelmeden Türkiye'ye adalet gelmeyecektir. Başta Roboski olmak üzere tüm insan yaşamını ve özgürlüklerini ortadan kaldıran savaşa ve şiddete karşı hepimiz itiraz hakkımızı kesintisizce kullanacağız. Yaşadıklarımızın aslı devlet, cezasızlık, savaş ve adaletin olmayışıdır. Biz adalet arayışının bir arada ve barış içerisinde yaşamanın tarafıyız. Devlet ve iktidar şiddetine karşı Roboski ve tüm katliamlar için adalet talep etmek adına bir araya geleceğimiz ve adaleti sağlayacağımız güne kadar yataklarımızda rahat uyumayacağız, uyutmayacağız da. İnsan olarak ne yapabilirim sorusunu soran herkese her ayın 28. günü sesleneceğiz, hatırlatacağız. Gelin sesimizi birlikte yükseltelim diyeceğiz. Roboski devletin ve iktidarın sınavıdır. Bu topraklarda barış ve adaletin yolu mutlaka ve önce Roboski'den geçecektir. Adalet, adaletsizliğin olduğu yerden yükselir. Katiller bulunsun, Roboski bir daha asla diyoruz.